FETÖ imamı cümlesi de dikkat çekti. Bu iddiaya ne diyorsunuz? Bana arkadaşlarım ifade ettiklerinde açıkçası bu haberi bile iddia diye düşündüm. Yani inanmak istemedim. Ve sonra arkadaşlarım bana videoyu gösterince çok üzüldüm, utandım açık söyleyeyim. Yani ülkemde bu tür yalan ifadelerin bu mercilerden bu şekilde aktarılması konusunda utandım, çok üzüldüm. Önce şunu söyleyeyim, bahsi geçen vatandaşımız benim danışmanım değil. Bahsi geçen vatandaşımızın hizmet ettiği birçok kamu kurumu var. Bu ülkenin gizli güvenliğinden sorumlu kuruluşları var. MİT gibi örneğin. Onlarca bakanlık var. Onlarca AK Partili belediye başkanlıkları var. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğumda halihazırda AK Partili belediye başkanı döneminden itibaren hizmet eden bir konumdaydı. Yani 2012'den beri hizmet eden bir konumdaydı ve bu arkadaşımız bizim dönemde de belediyeye bir kısım hizmetler verdi. Bunlar kayıtlı. Bunlarla ilgili soruşturmalar yapıldı. Soruşturmaya bile gerek duyulmadı. Bu yalan ifadeleri kullanmakta nasıl böyle bir boşluğa düşerler, böyle makamlar nasıl bu yalan ifadeleri kullanırlar, çok üzüntülüyüm. Tekrar altını çizeyim. 2012'den itibaren Beylikdüzü Belediyesi'ne hizmet eden bir şahıstan bahsediyoruz. Ve açıkçası polemik yaratmamak adına bugüne kadar hiç paylaşmadığım bir şeyi bugün sizinle paylaşacağım. Polemik niye yaratmak istemedim? Çünkü seçimle ilgili süreçte bunları kullanacak bir insan değildim ve kulağıma gelen veya bana aktarılan belgesiyle, tanıklarıyla aktarılan bazı kişileri, kurumları, kamu kurumlarını zedeleyici bir takım ifadeler olduğu için de uzak durduğum birçok şeyle karşı karşıya kaldım ve bunların hiçbirisini açıklamadım. Çünkü benim işim polemik değil. Benim işim vatandaşlaydı ve vatandaşa ne yapacağımızı anlattık ama bazı soruları soracağım açıkçası. Demek ki artık benim de bunları açıklama vaktim geldi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. 31 Mart seçiminin birkaç gün öncesinde bahsi geçen Erkan Karaaslan'ın avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti hem de bilet alarak? Tekrar söylüyorum. 31 Mart öncesinin birkaç gün öncesinde Erkan Karaaslan denen vatandaşımızı, vatandaşın o zaman tutukluydu, avukatını İzmir'e hangi bakanınız davet etti hem de bilet alarak? İki, ilave ediyorum, hala hazırda kabinenizde bulunan bu bakan, bu kişi İmamoğlu'na öncelikle FETÖ yoksa yolsuzluk suçu at, amacımız onları bitirmek dedi mi demedi mi? Tekrar ediyorum. Bu bakan, hala aktif olan bu bakan, İmamoğlu'na öncelikle FETÖ üzerinden yoksa yolsuzluk suçu at, amaç onları bitirmek dedi mi demedi mi? Dolayısıyla bu kumpastan son sorun da şu. Bu kumpastan bugün bu yalan ifadeleri kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı yok mu? Onun onayıyla mı yapıldı yoksa haberi yok mu? Şimdi bakın, ben çok samimi duygularımla, ifadelerimle kendisine bir mektup yazdım. Gününü artık unutuyorum. Yani randevu talep edeli oldu 6-7 ay. Mektubu yazaldı herhalde bir ayı geçti tahmin ediyorum. 40 gün oldu belki. Ben çok samimi İstanbul adına bir vatandaş gibi, bir hemşeri duygusuyla kendisine çok içten bir mektup yazdım. Çevresindeki insanların yalanla, dolanla, yalancı tariflerle kendilerini aldatmaması konusunda İstanbul'la ilgili briefing verme süreciyle ilgili talebimi ilettim. Çok samimi. Benim mektubumdan sonra yine bir kısım yalan ifadelerle benim üzerime bir takım laflar
atıldı, süt dendi, bilmem ne dendi. Şimdi hala bakıyorum ki hala yalan ifadelere devam ediliyor. Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın makamı üzerinden ona sunulan bilgilerle benim de içinde tutulmaya çalıştığım bir kumpasa karşı, öyle ifade ediyorum artık, yapılan bir açıklama bugün ortada. Çok üzülüyorum. Bu makama karşı çok üzülüyorum. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm samimi duygularımla mektup yazarak kendisine bu mesajları ileten kişi olarak ben bu tüm o samimi ifadelerimi geri çekiyorum şu anda. Gerek kalmadı yani. Çünkü işimiz ne? İşimiz İstanbul'a hizmet etmek mi? Türkiye'ye hizmet etmek mi? Yoksa bu makamlar üzerinden çamur atmak mı? Bakın neredeyse 11 ay sonra ben bunu açıklıyorum. Sebebi polemik yaratmamak. Muhatapların kendileri bulma haizine sahipler. Kaldı ki bir şey daha söylemek istiyorum. Suçladıkları FETÖ'nün imamı dedikleri şahıs. Ya böyle bir ayıp ifşa olur mu ya? Bu vatandaş şu anda serbest. Mahkemesi görülmüş, edilmiş ve serbest. Ya böyle bir ifşa olabilir mi ya? FETÖ'nün imamı diye başlık atıyorsunuz, İmamoğlu da danışmanı diyorsunuz. Yani her karar alınıyor. Herkes bir takım hukuksuzluğa, haksızlığa uğradığı bu ülkede, çok pratik kararların alındığı bu ülkede bu vatandaşımız suçsuz veya yargılaması devam ediyor ve sokakta siz FETÖ'nün imamı diye başlık atıyorsunuz bir oturumda, bir grup toplantısında ve onun altına da İmamoğlu'nun danışmanı diyoruz. Kim inanır size ya? Üzülüyorum yani. Çok üzülüyorum. O makama dair çok üzülüyorum. Peki efendim, evet. Açıklamalarınızdan yola çıkarak şimdi bu videonun hazırlanmasında Cumhurbaşkanı haberi olmadığı anlamı mı oluyor? Ya haberi olmamış olabilir mi? Ben bilmem artık. Ben öyle bir yargıda bulma. Ben diyorum ki bu kumpastan haberiniz var mıydı, yok muydu? Peki mektupta yazıyor muydu 11 aydır dile getirmediğiniz bu? Ben mektupta İstanbul'u anlattım. Ben bunları unutmak bile istedim yani. Daha önce bana gelen bu bilgileri unutmak bile istedim. Yani kaldı ki yani vatandaş tahliye edildi yani. Yani bu vatandaşımız tahliye edildi. Süreç kapandı diye düşündük yani. Ama şu anda dediğim gibi o kabinedeki bakanın bana karşı kurmak istediği kumpastan haberi var mıydı, yok muydu? Kabinedeki bakan. Hala kabinet. Bakanı açıklayacak mısınız? Ben kendimi bilirim. Benim adım Ekrem İmamoğlu. Ben kendimi bilirim. Ne söylediğimi de bilirim. Benim adım Ekrem İmamoğlu. Evet. Peki başkanım, talebinizi geri çekiyor musunuz Cumhurbaşkanı? Efendim? Cumhurbaşkanı'nın ben bu tutumumu geri çekiyorum. Randevu talebinizi geri çekiyorum. Çünkü zaten bir anlamı yok ki. Benim bu kadar samimi randevu talebime karşı verilen bu cevap, verilen bu ifade, bunun kullanılma biçimi çok yazık. Başkanım, bu haftaki mecliste... O konu boş konu ya. Mahkeme var, mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama bunu çıkıp ifade biçimi, bir cümleyle ifade biçimini gördüm zaten. Şu anda da mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz. Efendim son olarak da hayvanseverlerine bir soru soracağım. Özellikle ellerinde bazı videolar var. Adalarda özel İspark'a ait ahırlarda atlara iyi bakılmadığı, koşulların kötü olduğu, atların zayıflığı ve bulunduğu ortamın kötülüğüne dikkat çeken videolar var. Sizin bu videolardan haberiniz var mı? Orada durum ne? Şöyle İspark'tan bilgi geldi. Şuradan okuyabilirsiniz. Evet. Ahırın önündeki bir metruk ev başkanı. Ben bilgi sahibi değildim ama arkadaşım şimdi verdi. Bu atlar adada başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor şu anda. Bu atlar da bugün o çadırlara alınacak. Arkadaşlar görüntüleri atların ölmek üzereyken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını, direkt veterinerlerin ilgilendiğini söylediler. Bugün de çadıra geçecekler. Bu anlamda beslenmesiyle ilgili yoncayla beslendiğini arkadaşlarım yazdılar. Bu konuda çok hassasız. Gidip orada çadırdan başka filmlere ihtiyaç duymayın. Siz de kontrol yapabilirsiniz basın olarak. Hassasız, konuyu çözüme kavuşturmak için
Sayın Vali Bey'le biz ilk gün masaya oturduğumuz şekliyle karşılıklı diyalogla bir süreci çözme çabası içindeyiz. Ve çok güzel bir sonuca da bağlayacağız. Efendim peki son durum nedir faytonların adadan çıkarılması yönünde? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir satın alması olmuş. Tabii bu süreç devam ediyor. O konuda kararlıyız, devam ediyor. Orada süreç başlatıldı. Elektrikli araçlarla ilgili alım süreçleri başlatıldı. Bir yandan yarışmalar yapılacak ve orada daha kalıcı bir araçla ulaşımın sağlanması ile ilgili süreci de ayrıca işleteceğiz. Turistik amaçlı olanlarla ilgili söylüyorum. Çok olgun, vatandaşına sorarak, yani koltuktan oturup ben biliyorum demeyerek her konuyu çözeceğimiz gibi bu konuyu da çözdük. Vatandaşımızla bir arada çözdük. Başkanım, Havataş Hizmeti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin listeden alacağı ile ilgili bir duyum ulaştı bu konuda. Ne? Havaist de zam istiyormuş başkanım. Süreçle ilgili bilgim yok. Bakarız, inceleriz. Talebini değerlendiririz. Teşekkür ederiz.